Ya hocamız dün Mehdi'yi gayet güzel anlattığını anlattık değil mi? Hocanın bir tane daha konuşması vardı. Onu da bana bir getirsene siz. Tamam, alayım hemen. İki tane konuşması var Yaşar Nur Öztürk hocam. Mehdiyeti mükemmel anlatmış hocamız. Mehdi'nin geleceğini, Mehdi'nin şahsı olduğunu, her yüzyılda bir müceddit çıkacağını ama bu son müceddidin en büyük müceddit olduğunu, hem Hristiyan aleminin hem İslam aleminin müceddidi olduğunu. Bak bu çok acayip. Ya yani bütün dünyanın müceddidi diyor. Bak insanlık diyor çıplak uyarıcılara hasret. Biz de çıplak uyarıcı özlem içindeyiz. Mehdi özlem içindeyiz diyor. Ah mübarek Yaşar Nuri hocam. Ah Allah seni yaşatsın inşallah. Nur kılsın seni. İsmi de güzel Nuri maşallah. Öztürk diyor. Türk oğlu Türk maşallah hakikaten. Kimdir çıplak uyarıcı diyor. Bak şimdi hocamız anlatıyor bize Mehdi konusunu. Kozmik sorumluluğu tanıtan mesajın zaman üstü peygamberi Hazreti Muhammed ben çıplak uyarıcıyım diyor. O halde ne demek çıplak uyarıcı? Çıplak uyarıcı en nezir el üryan deyimini Araplar vereceği haberin çok önemli oluşu yüzünden elbisesini bile giymeye vakit bulamadan dışarı çıkıp halkı uyaran kişi için kullanırlar. Bu deyim hem haberin önemine hem de habercinin ciddiyet ve yüceliğine dikkat çeker. Çıplak uyarıcı ölüm kalım noktasında konuşan, uçuruma gidip gitmeme kararını etkilemek üzere konuşan habercidir. Bak, Mehdi'nin görevini çok güzel vurgulamış. Çıplak uyarıcı ölüm kalım noktasında konuşan, yani kıyamete ramak kala gelecek diyor ya Mehdi. Ölüm kalım noktasında konuşan, uçuruma gidip gitmeme kararını etkilemek üzere konuşan habercidir. Yani insanları kıyametten kurtaran, kıyametin kopmasını durduran Allah vesile ediyor Mehdi'yi. Öyle bir kişidir diyor. Dinleyeni aydınlığa, dinlemeyeni hüsrana götüren sözün sahibidir çıplak uyarıcı. Mehdi ne yapıyormuş? Dinleyeni aydınlığa, ferahlığa, güzelliğe götürüyormuş. Dinlemeyeni hüsrana, belaya, acıya, sıkıntıya götüren sözün sahibidir diyor çıplak uyarıcı. Kur'an, kozmik sorumluluğun taşıyıcısı insana eskimez ve pörsümez mesajı ileten peygamberlerin iki niteliği üzerinde ısrarla durur. Beşir, müjdeleyici ve nezir, uyarıcı. Her peygamber aynı anda hem beşirdir hem nezir. Yani hem müjdeleyici hem uyarıcı. Büyük iman ve heyecanların habercileri, hitap edecekleri insanı önce omuzdan tutup silkelerler. Bu silkeleme her peygamberde önce kendi aile bireylerinden başlar. Yakın akrabayı ikinci sırayı alır ve devam eder. Gök mesajının son peygambere ilk aksiyon emri şu olmuştur. Kalk ve uyar. Müddessir suresi 2. Şeytanı Allah'a sınırın. Bu emir yakın akrabanı uyar. Şuara 214 şeklinde detaylandırılmıştır. Bak kalk uyar ve yakın akrabanı uyar tebliğde. Çıplak uyarıcı Kur'an'ın ifadesiyle mübin olmalıdır. Yani gerçeği yalın, apaçık, net, yansız, yönsüz, ifasız, eğmeden, bükmeden, geciktirmeden ortaya koymak onun varoluş hikmeti, işi gücü onurudur. Mehdi'nin bak vasfını açıklıyor Yaşar Nur Öztürk hocamız. Çıplak uyarıcı yani Mehdi, Kur'an'ın ifadesiyle mübin olmalıdır. Yani gerçeği yalın anlatması lazım. Apaçık anlatması lazım. Demagoji yapmayacak. Lafı evirip çevirmeyecek. Var ya bazı hocalar süslü konuşacağım diye sayfalarca yazar. Bir türlü anlayamazsın ne demek istediğini. Okursun okursun. O şu şöyle demişler, bu böyle demiş. Böyle de düşünülebilir, şöyle de düşünülebilir. Karma karışık. Şahsı manevidir. Şahıs da olabilir. Olmayabilir de. Gelmiş de olabilir, gelmemiş de olabilir. Bu samimiyetsiz ifade yapmaz Mehdi. Bak yalın, apaçık, net, lafı hiç uzatmıyor. Very good look you. Maşallah. Yansız, yönsüz, haktan yana, ifasız, eğmeden bükmeden, dileyip bükmek olmaz onlarda. Gericilerde, yobaz takımında, gerici demeyeyim de yobazlarda, münafıklar dil, eşek dili gibi dillerini eğip bükerler.
Mehdi'nin şahıs olduğunu bildiği halde eşek dili gibi dilini bükerek Mehdi'yi şahsı manevi gibi göstermeye çalışır. Cahilliğinden yapanlar tenzih ediyorum. Ben karaktersizleri kastediyorum. Kimse o karaktersizler. Eğmeden, bükmeden, geciktirmeden, hemen vaktinde ortaya koymak onun varoluş hikmeti ve işi gücü ve onurudur diyor. Yani işi gücü bu Mehdi'nin. Kendisi için değil, hayatın bütün sosyal yönlerinden çekiliyor. Kendisi için değil, eser için yaşayan iman ve ışık devidir. Dev bir varlık. İman ve ışık saçan bir dev. Çıplak uyarıcı insanlık ne bulmuşsa bu çıplak uyarıcıların sözünde bulmuş, neye ermişse yine onların izinde ermiştir. Demek ki Mehdi çok önemliymiş. Evet. Kim anlatıyor bunu? Yaşar Nuri Öztürk hocamız anlatıyor. Bak, insanlık ne bulmuşsa bu çıplak uyarıcıların sözünde bulmuş, neye ermişse yine onların izinde ermiştir. İnsanlığın her devirde yıkım sebeplerinin başında çıplak uyarıcılardan yoksun kalmak vardır. Yani ondan yoksun kalırsa bir millet diyor, bir devlet, bir bölge, bir ümmet yıkım meydana gelir diyor. Felaket meydana gelir diyor. Bak, insanlığın her devirde yıkım sebeplerinin, felaketlerinin başında çıplak uyarıcılardan yoksun kalmak vardır. Yani Mehdi'siz toplumlar yıkılmıştır, mahvolmuştur diyor. Bu yoksunluk riyakarlılığa, ikiyüzlülüğe, çıkarcılığa, palazlanma imkanı hazırlar. Mehdi olmadığında ne oluyormuş? Riyakarlık, ikiyüzlülük, çıkarcılık bunların palazlanma imkanını hazırlar diyor. Ve bu illetlerin egemenliği, iyi ve güzel adına ne varsa alıp götürür, yobazlık yayılır diyor. Riyakarlık, adilik, karaktersiz insanlar yayına başlar. Müslümanlar paramparça olur. En kötüsü lideri aydını götürür diyor. Lideri de ezer diyor, aydını da ezer bu sistem diyor. Güveni götürür, insanlara güven kalmaz diyor. Büyük oluşları mayalandıracak ruh böyle bir toplumda vücut bulamaz. Bak, büyük oluşları mayalandıracak ruh böyle bir toplumda vücut bulamaz. Yani eğer Mehdi yoksa öyle bir toplumda diyor, büyük oluşlar, büyük gelişmeler, mesela büyük sanat hareketleri, bilim hareketleri oluşmaz diyor, vücut bulmaz diyor. Kavruk kalır, gadük kalır diyor. En büyük başarı, en ileri derecede iki yüzlü, en ileri derecede düzenbaz olmaya bağlanmıştır şimdi dünyadaki sistemde diyor. En büyük başarı, en ileri derecede iki yüzlü kimse, en ileri derecede düzenbaz kimse diyor, o başarılı olacak hale getirir diyor deccaliyet. Gafleti aldanışı, aldatışı delen yoktur diyor. Mehdi'nin olmadığı bir toplumda her türlü bir rezalet olur diyor. Genelde İslam dünyasının özü olarak da bizim ülkemizin temel dertlerinden biri çıplak uyarıcılardan yoksunluktur. Mehdi'nin eksikliği problem Türkiye'de diyor. Kim diyor? Yaşar Nuri Öztürk hocam diyor. Bak, diyor ki genelde İslam dünyasının özü olarak da bizim ülkemizin, bak özü olarak da bizim ülkemizin, Türkiye'nin temel dertlerinden biri çıplak uyarıcılardan yoksunluktur. Mehdi'nin olmamasıdır diyor. İslam aleminin ve Türkiye'nin derdi budur diyor. Bu yoksunluk bizi gelişme adına magazin taklitçiliğine, din adına yedek ilah sömürüsüne, yani sahtekar üçkağıtçı işte hocalara, şeyhlere bazı, onlara tabiyete çevirir diyor. Yani tek bir Mehdi'ye bağlanacağına gider üçkağıtçılara bağlanmaya kalkar diyor. İyi olanları tenzih ediyoruz tabii, iyi alimleri, iyi şeyleri. Demokrasi adına da hulus çıkarmaya ve dal kavukla yenik düşürür diyor. Demokrasi adına da bak hulus çıkarmaya ve dal kavukla yenik düşürür. Demokrasinin bir çıplak uyarıcılar rejimi olması gerektiğini unutmuş durumdayız. Yani Mehdi'siz demokrasi olmaz diyor. Bunun içindir ki ne sanatta, ne ekonomide, ne dinde, ne politikada yaratıcı ruhun göğüslemek zorunda olduğu risklere girme noktasına gelemiyoruz. Ne sanatta, ne ekonomide, ne dinde, ne politikada bak yaratıcı ruh gelişmiyor diyor Mehdi olmadığı için. Çünkü insanımız çıplak uyarıcılarla hizaya getirilmeyen bir
Riya saltanın peçesinde kıvranmaktadır bak. Çünkü insanımız çıplak uyarıcılarla hizaya getirilmeyen, yani Mehdi'nin hizaya getiremediği bir riya saltanatının pençesinde kıvranıyor diyor. Riya saltanatı var diyor. Mehdi olmadığı için. Hep vaat dinleyen fakat hep hayal kırıklığıyla karşılaşan, aldanmış, uyutulmuş kitlelerin yüzyıllık iniltileri duyulmaktadır her yanda diyor. Sürekli kıvranıyorlar diyor Mehdi'sizlikten. İnsanımız iki yüzlülüğe teslim edilmiştir. Takiye yani iki yüzlü görünüm, düzenbazlığı, ruh ve iman dünyamızı çürütüyor. Bak takiye düzenbazlığı, ruh ve iman dünyamızı çürütüyor. Bundan daha zehirli bir kahır ise düzenbazlığın sürmesi için kitlelerin çıplak uyarıcılara düşman olma noktasına getirilmesidir. Mehdi'ye düşman hale getirilmiştir toplum diyor. Birçok kişi Mehdi düşmanı o hale gelmiştir diyor. Bak iman dünyamızı çürütüyor diyor bu durum diyor. Bundan daha zehirli bir kahır ise diyor, çok daha zorlu bir şey ise düzenbazlığın sürmesi için, bu düzenbaz sistemin sürmesi için, yani yobazları kastediyor, yobazların düzenbazlığı, onların sistemi sürmesi için kitlelerin çıplak uyarıcılara düşman olma noktasına getirmesidir. Mehdi işte yoktur, şahsı manevidir, gelirse helak olursunuz, Allah esirgesin gelmesin Mehdi gibi veyahut işte falanca kişi niye Mehdi'yi anlatıyor, Mehdi'den bahsetmek fitnedir gibi çıplak uyarıcılara düşman olmanın noktasına getirilmesidir diyor. Bu büyük bir felaket ve kahırdır diyor. Kısacası insanımız ziraatten bilime, teknolojiden felsefeye, dinden sanata, ekonomiden politikaya kadar her alanda çıplak uyarıcıya muhtaçtır diyor, uyarıcılara muhtaçtır, Mehdi'ye muhtaçtır diyor. Nerelerde? Ziraatten bilime, teknolojiden felsefeye, dinden sanata, ekonomiden politikaya kadar her alanda çıplak uyarıcılara muhtaçtır. Mutlaka Mehdi olması lazım bir toplumda diyor. Birkaç sandıktan daha çıkabilmek için ülkenin ve kitlenin yarınlarını karartan, gaflet ve yalanın maskesini cilalamayı bilmişlik ve ermişlik sananların nasır tutmuş kabuklarını delecek keskin bakışlı, gür sesli, çıplak uyarıcıların hasret içerisindeyiz. Mehdi'nin bak vasfınız diyor. Keskin bakışlı, gür sesli diyor. Çıplak uyarıcıların hasret içindeyiz. Çıplak uyarıcıya havadan, sudan daha muhtacız diyor Mehdi'ye. Bunu kim diyor? Yaşar Nur Öztürk hocam söylüyor. Ama gün geliyor, o güzel hatun, o sevimlinin karşısına geçince o anlıyor onun ne, kimi kastettiğini. Yani bir diyor ki Mehdi geldi diyorlar diyor. Evet İstanbul'da diyor. O şimdi adresi açıkça veriyor tabii. O da kimi kastettiğini anlıyor. Hocamız maazallah nevzi billah bütün dediklerini inkar edip Mehdi gelmeyecek diyor. Canım hocam sen bize öğrettin Mehdi'yi. Detay detay bak dilin de güzel, üslubun da güzel. Evet. Allah güzel bir fesahat, fasihlik vermiş. Güzel bir hitabet vermiş, nefis bir Türkçeyle, nefis bir anlatımla çok şahane anlayacağım şekilde Mehdi'yi anlatmışsın canım hocam. Tarihe geçmiş. Nasıl geri çekileceksin sen? Çekilemezsin ki, bitmiş artık.